akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda parti kurmaylarına koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak dünyanın tamamı gibi koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz ifadelerini kullandı. Gelinen nokta salgının yatay seyre geçmeye başladığını ifade eden Erdoğan, bayram sonrası normal hayata geçmeyi hedefliyoruz ifadelerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Toz Koparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar riskli alan ilan edildi. Bitlis'in merkez ilçeleri olan Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştak Baba Mahalleleri sınırında yer alan bazı bölgelerin kararla 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütüne yönelik kaynağında arabul yok et stratejisiyle 15 Nisan'da ilk bahar yaz operasyonlarına başladı. Jandarma komanda, jandarma özel hareket, polis özel hareket ve geçici güvenlik koruyucuların yer aldığı operasyonlar 1 Ekim'e kadar devam edecek. Bakanlık sonbahar kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibariyle PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Azerbaycan'ın Bakanlar Kurulu altındaki genel merkezin yaptığı açıklamasında ülkede şu ana kadar 1518 kişinin koronavirüs ile enfekte olduğunu, 97 kişinin tedavi edildiğini, 20 kişinin öldüğünü ve 591 kişinin özel hastanelerde tedavi edildiğini, bunlardan 14 kişinin kritik durumda olduğunu, 21 kişinin orta durumda olduğunu ve diğer kişilerin ise durumlarının stabil olduğunu belirtti. Komite Başkanı Raif Amparyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Başkanı Mikhail Pompeo'ya Ermenistan'dan koronavirüse savaşmak için en az 25 milyon dolar vermesini isteyen bir mektup yazdı. Amerika Birleşik Devletleri doları tesis etmek istediği belirtildi. Unutmamalıdır ki Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'a bu doğrultuda 1.7 milyon dolar sağlamıştır. Ermenistan'daki enfekte kişilerin sayısı 1473 kişiye, virüs kurbanlarının sayısı ise 24'e ulaştı. Ermenistan'daki olağanüstü hal 14 Mayıs'a kadar uzatıldı. Ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.